diyorum, başladık. Şimdi arkadaşlar açıortay sorularını tek tek beraber çözeceğiz. Ekranın büyüme şansı varsa bir bakalım ona hızlı bir şekilde. Evet, şuradan evet büyüyebiliyormuş. Tamam. Yalnız bu olmadı. Tekrar büyüttüğümüzde küçüldü mü? Ekranı aşağı yukarı oynatma şansımız şöyle el hareketi. Evet. Varmış. Tamam. Şurayı biraz daha büyüttüm o zaman. Yine şu el hareketiyle şunu şöyle aşağı ortaya çekelim. Zaten şunu büyüttüğümüz zaman büyüyor herhalde çektiğimiz zaman. Şöyle yaptık. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar demiştik ki açıortay soruları 3 şekilde çözülür. Yok ile çözülür. Yok. Yansıma, oranlama, kollara dikindirme değil mi? Şimdi bu buraya ne olarak yansımış ona bakın. Yarısı olarak yansımış. Bunu da yarısı olarak yansıyacaksa buraya cevabı 6 olacak. Hep bu kodlamayı yapacağız ve buna göre ilerleyeceğiz. Çözemediğimiz yerde bakacağız duruma göre. Şimdi devam ediyorum. Cevap 6 oldu. Geçtim. Şimdi demiş ki burayı katladığın zaman üst üste geliyor. Eğer bu üst üste gelebiliyorsa bu buraya gelmiş demektir. Yani bu da açı bunun üzerine geliyor demektir. O zaman yine yok yazıyoruz. Yok. Yansıma, oranlama, kolları dikindirme. Şimdi yansıma da yapılabilir, oranlama da yapılabilir. Şöyle oranlama yaparsam en azından oranlamayı da görmüş olalım. Şu şekilde. 6'nın 4'e oranı eşit olacak. X'in de neye oranı? 6'ya olanı. O zaman buradan ne deriz? 4x eşittir 36. X eşittir 9 deriz. Cevabımız Denizli olacakmış deriz. Şimdi geçtim. Sildim. Tekrar şuradan bir soru daha seçecek. Diyoruz ki yansıma, oranlama, kollara dikilirme. Şimdi bunda yansıma da yapamazsın, oranlama da yapamazsın. Çünkü üçgen değil yani dörtgen bu. O zaman katlama. Mesela bu tarafa katlamış veya kollara dikindirme. Bakın bu kola dikindirme ile bu kola dikindirme veya bunu katlama şeklinde de ifade. Bunu katlarsan 7 buraya gelir. Bunu bu tarafa katlarsan, üçgeni bu tarafa katlarsan 5 bu tarafa gelir. Şimdi AB denen uzunluğun 7 olduğunu, CD denen uzunluğun 5 olduğunu görüyorum. İkisini topladığımda ne oldu? 12 oldu. Cevabımız 12. Şuradan geldim. Dış açıortay demiştik ki neyle çözülür? Hilal taktiğiyle çözülür. Hilal. Hilal taktiği. Hilal. Hilale göre oranlama yapacağız. Nasıl? Bunları bir göz olarak düşünmüştük. Bu gözün başladığı yerden bittiği yere doğru göz. Bak bu tarafa doğru bakıyor. Gözün olduğu yerden gözün baktığı tarafa doğru hilal resmi çizecektik. Hilal resmi şöyle ve şöyle. Bunu böyle yaptıktan sonra şuraya da bunu yaparsanız safımız belli olur en azından diyor ve buradan devam ediyoruz. 5'in neye oranı? X oranı. 5 bölü X eşittir. 7'nin neye oranı? 7'nin de 3 artı X oranı. O zaman buradan 7x eşittir. Çarptığım zaman 15 artı 5x. Atölye bu tarafa 2x olur. Bu tarafa eksi olarak geçer. Eksi 5x olarak. 2x kalır. 15 ise x buradan 15 bölü 2 olur. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde 15 bölü 2. Cevabımız Bursa diyoruz. Geçtim. Şimdi şuna geldim. Yine dış açıortay sorusu. Bu bizim bildiğimiz, tanıdığımız bir üçgen. Hangi üçgen? 3, 4, 5 üçgeni. Yani şurası 3. O zaman gözün olduğu yer burası. Gözün en son baktığı yer burası. Gözün olduğu yerden baktığı tarafa doğru hilal resmi çiziyoruz şöyle. O zaman ne diyeceğiz? Şunu da yapalım tekrardan. Şuradan gelin. 3'ün x'i oranı. 3 bölü x eşittir. 5 bölü 4 artı x. Tabana oranlıyorsun. Kolun tabana oranı, kolun tabana oranı. Yani 4 artı x. Buradan 5x eşittir 12 artı 3x. Bu tarafa attın 2x eşittir 12. Böldün 2'ye iki tarafı. O zaman 12 bölü 2'den cevabımız 6 gelirmiş. X uzunluğu 6 olacakmış. Cevap Bursa. Daha var diyoruz. Şimdi bir sonraki soruya bakıyorum. Şöyle. Şimdi tekrardan bunun üzerine yok yazıyoruz. Yok. Yansıma yapabilir misin? Yapamazsın. Oranlama yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü üçgen değil ki oranlayasın. Ne kaldı? Katlama veya kolları dikindirme. Düşün ki bunu bu tarafa katladın. Şu
Şöyle geldi. Burası 4 ise burası 4. Burası 7 ise burası 7. Buraya ne kaldı? 3. O zaman bu üçgen 3, 4 ne üçgendir? 5 üçgeni. Cevap Denizli. Bir sonrakine geldim. Şöyle. Şimdi buradan şöyle yaptım. Böyle yaptım. Evet. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgeni. 6, 8, 10 üçgeni. 6, 8, 10 üçgeni bildiğimiz bir üçgen. Ve buraya yine yok yazıyorum. Yok. Yansıma, oranlama, kollara dikindirme değil mi? Yansıma yapabilir miyim bunu buraya? Bunu da buraya yansıtabilir miyim? Evet yansır. Yarısı olarak yansıtayım. Düz hesap olsun. Burası 5x. Burası ise 3x. Toplam kaç x oldu? X varsa başka bir şey kullanın. A, A şeklinde olsun. Evet, 3A'ya 5A. 8A eşittir 8 ise A'nın değeri 1'dir. O zaman buranın gerçek değeri neymiş? 5'miş. Buranın gerçek değeri neymiş? 3'müş. Dik üçgen olup biri diğerinin 2 katıysa küçüğün kök 5 katıydı. Cevap buradan 3 kök 5. Dik üçgen olup biri diğerinin 2 katıysa küçüğü yakala onun kök 5 katını yapıştır. Cevap 3 kök 5. Ama hocam ben onu göremezdim derseniz de zonguldum. Buradan silerim. Şöyle yaparım. Pisagor. Şu üçgen Pisagor. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. X'in karesi. 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36 eşittir. X'in karesi. Buradan ne olacak? 45 olacak. X'in karesi. 45 ise 9 çarpı 5 demektir. X'in karesi. Şimdi kökünü alırsam bunun. Şöyle. Şöyle. O zaman burada kökün dışına sadece 9, 3 olarak çıkar. İçeride kök 5 kalır. Yine cevap 3 kök 5 olur. Tamam. Sildim. Sildim. Yok. Yansıma, oranlama, kollara dikindirme. Şimdi geldim. Tekrardan bunun üzerinde yok yazdım. Tamam. Şimdi bakıyorum. Burada bana bir oran vermiş. Bunları ters yazıyoruz. Tersini yazıyorsun şöyle. Buna mesela 4A diyorsun. Buna mesela 3A diyorsun. Neden böyle bir şey diyorsun? Eşitlik korunsun diye. 3 kere 4 12, 3 kere 4 12. AC'ye 4A diyecekmişim. AC'ye 4A. AB'ye de 3A diyecekmişim. Şimdi yok dedim. Yansıma. Bunu buraya ne olarak yansıtabilirim tabana? 3B olarak yansıtabilirim. Bunu buraya 4'ü buraya, 4'ü buraya 4B olarak yansıtırım. Kollu tabana, kollu tabana yansıttım. Şimdi alanlar tabanlar ile orantılıdır. Yani buradaki alan, buradaki alan bu tabanın kaç katı olmuş? 3 kat. O zaman şunun da 3 katı ne olur? Evet. 3 katı 12 olur. Cevabımız 12 olacakmış. Ama bana neyi soruyor? Tüm alanı soruyor. O zaman ben bunun hepsini topluyorum. 9 artı 12 cevap 9 ile 12'nin toplamı 21 yapar. Cevap Ceyhan'da var. Şimdi geçiyorum. Geçtim. Ne diyor bize bakalım? Bir tane ABC üçgeni diyor. Belirleyin. Tamam. Belirleyelim şöyle. 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 Şurası A noktası. Burası A noktası. Burası B noktası. Burası C noktası. Diyor ki şekildeki kağıdı BA üst üste gelecek şekilde katlamış. E o zaman sen bunu buradan şöyle tutup buradan böyle tutup eğer bu tarafa doğru katladıysan BC ile BA üst üste gelecekse, buranın üst üste gelecekse buradaki açıyı da bunun üstüne gelmez mi? Buradan katladığın zaman doğru doğrunun üzerine geliyorsa açı da açının üzerine gelir. O zaman AC'ye ait bir açıortay elde etmiş olurum. B'den çıkan bir açıortay. B açısının açıortayını elde etmiş olurum. Cevap bu. B açısının açıortayıdır kesinlikle. Geçtim. Yanlışla bizim işimiz yok. Doğrulardan yorumumuza devam ediyoruz. Şöyle dedik. Şimdi burada şuralara isim verirseniz eğer biraz daha küçük. Şurası A, burası A olsun. Şurası B, burası da B olsun. Şimdi bir arkadaşımız daha geldi. 8 kişi olduk. Tamam. 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 2A artı 2B. Buradaki açı böylece ne kaç derece olması lazım? 180. O zaman her iki tarafı 2'ye bölersen yani şuraya 2 parantezini aldık diyelim A artı B 180 bölü 2'ye
O zaman buradan A artı B 90 olacakmış. A artı B bir yerde yan yana gelmişse o açı 90 derece demektir. Bakalım nerede gelmiş. Şurada A ile B yan yana gelmiş değil mi? A ile B yan yana gelmiş. O zaman buradaki açı 90 derece demektir. Şimdi az önce söylemiştik, hatırlayın. Biri diğerinin iki katıysa küçüğü yakala, kök 5 katını yapıştır karşıya. Hipotenüse 2 kök 5 diye yapıştır. Cevabımız nerede var? Adana'da var. C şık, A şık olacakmış. Evet, geçtim. Şimdi buna geldim. Ne diyor bakalım bana. Evet, açıortay demiş. Hemen üstüne yok yazıyorum. Yansıma, yansıma. Yansıma oluyor mu? Bakıyorum. Evet, 4 ve şey. Bu buraya x diye yansıdıysa 8 de buraya o zaman 2x diye yansır. Değil mi? Yansıma. 4 x diye yansıdıysa 8 de 2x diye yansır. Şimdi bana neyi vermiş bu vatandaş? Çevreyi vermiş. Çevre demek ne demek? Kenar uzunluklarının toplam demek. 3x artı bir de bu taban var. 12 kaça eşit olacakmış? 30'a. O zaman şuraya 30 diyorum. O zaman 3x eşittir 30 eksi 12. 3x eşittir 18 bölü 3 bölü 3. Ne olur buradan? X eşittir 6 olur. X değerimiz 6 olacakmış. Zaten bize de x'i soruyormuş. Cevap Bursa'da var. Yok. Yansıma, oranlama, kollara dikindirme veya katlama. Taktik bu. Bakıyorum bir sonraki ifadeye. Evet, şuradan şöyle geldik. Bakalım ne diyor. Şimdi ABC üçgen biçimde bir kağıt katlanmış. Nereden nereye katlanmış? AD uzunluğu AD etrafında katlandığında B ile C köşesi üzerine B, C üzerine geliyor. Bakın bunu üçgeni buradan katladığı zaman bu tarafa B bunun üzerine geliyorsa o zaman buradaki uzunluk buradaki uzunluğun üzerine gelir. Ve burası 16 buraya da gelir. 16 da buraya gelir. Üst üste geliyormuş demek ki. Ve aynı zamanda buradaki açı bunun üstüne gelir katladığın zaman. Ne çıktı? Hem açıortay çıktı hem de ikizkenarüçgen çıktı. Ve açıortay soruları neyle çözülürdü? Yok ile çözülürdü. Yok. Yansıma, oranlama, kollara dikilirdi. Bu açıortayı buraya yansıtırsan 4A diye. Bunu da buraya yansıtırsan 16A diye. Şimdi sor. Efe'yi soruyor 4A bölü. EC'yi soruyor 16A. O zaman ne olur? Bunlar gider. 1 bölü 4 olur değil mi? 4'ü 4'e böldün 1. 16'ı 4'e böldün 4. 1 bölü 4 olacakmış cevabımız. Yani nerede var? Edirne'de var. Şimdi bakıyorum ne diyor? Evet. Geometride bir kural var. O kuralın adı neydi hatırlayın onu. İkisi neyse üçüncüsü olur. Yani burası açıortaysa eğer, burası açıortaysa o noktaya buluşma noktasına gelen üçüncü çizgi de açıortay olmak zorunda. İkisi neyse üçüncünün özelliği olur. Bunda ne yapıyorduk hatırlayın? Kiraları değiştirdik. Bunu buna veriyorduk. Bunu da tutup buna veriyorduk değil mi? O zaman BN'ye 2A, BN burada 2A. Diğer ne? 3A. A, B'ye de 3A. Şimdi bakıyorsun. Bunun kaç katı olmuş? 4 katı. O zaman bunun 4 katı x eşittir 12 olur. Hocam ben kat olduğunu göremezdim derseniz o zaman oranlama yaparız. 2A'nın 8'e oranı eşit olacak 3A'nın x oranı. 3A'nın x oranı. 3A'nın da x oranı. A'ları sadeleştirirseniz buradan ne olur? Bakın. 2x eşittir 24. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz bunlar gider. X eşittir 12 olur. X'imiz 12'miş yani C şıkkı olacakmış. Biz. Bu da tamam. Geldik buna. Ne diyor bize? A açısı 90 derecelik olan bir üçgenden bahsediyor. Tamam. Alanını sormuş. Evet. Burada biraz zorlayıcı bir soru olmuş diyelim. Şöyle. Bunu ben farklı bir renkle çizeyim. Sonra başka bir ekrana geçeyim. Çünkü burası karman ile çorman bir araya gelecek çünkü. Şimdi bir tane dik üçgen çizin diyor. Hemen şurada bir dik üçgen çiziyorum şöyle. Şöyle ve şöyle. Tamam. Şurası 90 derece. Bu da tamam.
Buraya A deyin dedim. A deyin dedim. B deyin dedim. C deyin dedim. Diyor ki BC üzerinde, tamam şurada bir yerde bir tane ne noktası varmış? D noktası varmış. D'yi de işaret edin. Sonra diyor ki A ile D'yi birleştirin. A ile D'yi birleştirin. A ile D'yi de birleştirdim. Tamam. Şimdi BD uzunluğunu yaz kenara demiş. Bak BD uzunluğu 5 santim. Buraya 5 yazdım. DC uzunluğunu da yaz demiş. Buraya da kaç santim yazdım? 10 santim yazdım. Tamam. Şimdi bize üçgenin alanını soruyor. Üçgenin alanını soruyor. Açı ortay demiş ama bakın A açısına ait iç açı ortay. Şu çizginin çizdiğin bu çizgiyi burayı açı ortay yapıyormuş. Bu da tamam. Şimdi soruyu çözmek için başka bir yere geçiş yapıyoruz. Evet, hazır mıyız? Şimdi şöyle, bunu açıortayda yansıtma yapıyordum. Bunu buraya A diye yansıtırsam, bunu da buraya ne diye yansıtırım? 2A diye yansıtırım. Değil mi? Dik üçgen olduğu zaman biri diğerinin iki katıysa, küçüğün kök 5 katını buraya yapıştırırız demiştim. Yani buraya 3 kök, A kök 5 diye yazarız. Şimdi A kök 5 uzunluğu kime karşılık geldi? 15'e. 15'e karşılık geldi. A eşittir. Kökün içindeki sayıya böl. Kökün içindeki sayı 5. Bunu 5'e bölersen 3. Kökü yapıştır. 3 kök 5 olacakmış. İşlem de yapabilirsiniz ama ben böyle yapıyorum genelde. Direkt cevap gelsin diye. Şuradaki 15'i kökün içindeki sayıya böldüm. Kaç oldu? 3. Sonra kök neyse onu yapıştırıyorum. Kök 5. Yani şu kenar 3 kök 5. Bu kenar ise o zaman A 3 kök 5 ise 2A'da bunun 2 katı, 3 kök 5'in 2 katı 6 kök 5 olur. Şimdi dik üçgenin alanı şöyledir. Şöyle olsun. Şurası M olsun, burası N olsun. Taban, dik kenarlar burada. M çarpı N bölü 2 alan demektir. O zaman ben buranın alanını bulmak için 3 kök 5 ile 6 kök 5'i ne yapmam lazım? Çarpı 2'ye bölmem lazım. Bu bana neyi verecek? Alanı verecek bu üçgenin. Şimdi kök 5 çarpı kök 5, kök 25, o da 5 olarak çıkar dışarı. Bununla bunun çarpımı 18 bölü 2. Sadeleştirdim. 9. 9 çarpı 5, 45. Cevabımız 45 olacakmış. O cevabı biz başka renkle yazalım. Öbür ekrana geçtiğimizde hiç görelim. Çünkü buradaki beyazların hiçbiri görünmeyecek diyoruz. Yani cevabımız neymiş? 45'miş diyoruz. Cevap bu. Şimdi sorumuza geri dönüyoruz. Hop, geri döndük. Cevap 45. Yani nerede var? A şıkkında var. Gördüğünüz gibi beyazların hiçbiri görünmüyor. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi sildim hepsini. Geçtik bir diğer soruya. Bu tamam şu. Şimdi burada şöyle bir not yazmıştık. İç artı dış. İkisi bir arada verilmişse demiştim ki iki tane madde yazmıştım. Birinci şunu uygulayın. İç açıortaydan iç açıortaydan yansıtma yapın. İkinci madde de şunu uygulayın. Bu sıralama hep böyledir ha. Hiç değişmez. Sonra hilal uygulayın. Hilal takdir. Şimdi bakın gelme ihtimali yüksek olan soruda bu böyle bir sorudur. Yani ikisini bir arada kullanmış çünkü. Ne yapacaktık önce? İç açıortay. Bakın şurada iç açıortay var. Bunu bu kola 2A diye yansıtırsak bunu da bu kola ne diye yansıtırız? 3A diye yansıtırız. Değil mi? Sonra ne yapacağız? Hilal taktiği. Hilal taktiği nasıl olacak? Şöyle dış açıortayın olduğu yer şurası. Baktığı yer bu taraf. Bu tarafa doğru şöyle hilal resmi çizeceğiz. Şöyle. Tamam. Şimdi hilale göre oranlama yapacağız. 2A'nın neye oranı? X'e oranı. Eşit olacak. 3A'nın neye oranı? 5 artı X oranı. Buradaki A'lar birbirini götürürse şöyle. Yani sadeleştirirsek bu ağları. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptım. 3x. Burayla çarptım. 10. Arkasındaki de çarpımı unutmuyorsunuz. X eşittir 10 olacakmış. Tamam. X eşittir 10. Yani şu. Tamam.
Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bunu yaptıysak şuna geldik. Evet. Açıortay sorunları yansıma, oranlama, oranlama, kollara dikindirme ile çözülür demiştik değil mi? Yansıma, oranlama, kollara dikindirme. Şimdi bakınız, bu üçgenin alanının bulunabilmesi için buna bir tane ne lazım? Yükseklik lazım. Ancak yüksekliğin herhangi bir yerde olduğu görünmüyor. Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Şu üçgeni bu tarafa katlama. Şöyle katlıyorum. Tamam. Şuraya 90 diyorum. Bakınız, buradaki uzunluğu, buradaki uzunluk katladığın zaman nereye geldi? Buraya mı geldi? Üçgenin tabanı nedir? 6. Yüksekliği nedir? 8 bölü 2. 6 kere 8, 48 bölü 2'den 24 olacakmış. Yani cevap Ceyhan. Sonra şurası. Evet. Bakalım ne diyor? Birer üçgen olduğunu söylemiş. İki tane açıortayın olduğunu söylemiş. Güzel. Şimdi bakın. Daki diye de bir şey vardı. Daki. İ ne demekti? İ ikizkenar. İ ikizkenar. K kenarortay. A açıortay. D neydi? Diklik. Diklik. Şimdi bir üçgende diklik var mı? Var. Açıortay mı? Var. O zaman kenarortay da olmalı. Yani burası 6 ise buranın da 6 olması için buraya 2 yazacağım. Bu bir. Ve bu üçgen nasıl bir üçgen olmalı? İkizkenar üçgen olmalı. O da tamam. Şimdi bunu buraya yansıtabilirim. Çünkü açıortaylar yok ile çözülürdü. Yok. Yansıma, oranlama, kollara dikindirme. Bu buraya yansır. Ne diye? 4A diye. Burası bakın 8 ya, burası 8 ya. 8 de buraya yansırsan 8A diye. Şimdi sor bana BE. 8A demiş. 8A bölü. EC'yi sormuş. 4A. Sadeleştirirsem bu 8 bölü 4'ten 2 olur. Cevabımız 2 olacakmış. İşte böyle bir şey. Tamam. Bu da gitti. Sefere. Şöyle. Buna geldik. Açıortay vermiş mi? Bakalım, anlamaya çalışalım. Şekilli bak farkın K, AK. AK diye bir yol yapılacakmış. Tamam. K noktasının farkın, K noktasının farkın AB kenarı ve AC kenarına uzaklıkları eşitmiş. Şimdi ne demek istiyor burada? Bakın şunu demek istiyor. Buradan sen buraya geldiğin zaman bu uzaklık ile buradan buraya geldiğinde, bu yola geldiğinde, AC yoluna geldiğinde bu uzaklık nedir? Eşittir diyor. Uzaklık nasıl alınırdı arkadaşlar? Dik alınırdı. Yani ben buraya doğru şöyle, şuradan tutup şöyle bir tane uzaklık, böyle bir tane uzaklık, böyle bir tane ve böyle bir tane uzaklık çizemem. Ha? Uzaklık dediğim şey nasıl olmalı? Dik olmalı. Veya bu tarafa dik olmalı. Tamam. O zaman şunu şurada bırakalım ve yolumuza devam edelim. Şimdi biliyorsunuz ki siz eğer bunlar birbirlerine eşitse, şu uzunluklar birbirlerine eşitse buralar ne olmalı? Açıortay olmalı. Çünkü açıortayda kolların içinden dikmeler eşittir. Şimdi buraya da x dedik. Bize parkın çevresini sormuş. En son hepsini toplayacağız ama önce bir x'i bulmamız lazım. Şuraya kodlamamızı yapıyoruz. Yok diyoruz. Yok'a göre yansıma, oranlama, kolu. Oranlamaya bakıyorum ikinci maddeye. 24 bölü 18. 24 bölü 18 eşittir 40 bölü x. 40 bölü x. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, şunu 6'ya bölersem 4 olur. Bunu 6'ya bölersem 3 olur. Bunu 4'e bölersem 1 olur. Bunu 4'e bölersem 10 olur. O zaman 10 çarpı 3 30'dur. X eşittir 30'dur. Yani şu uzunluk 30 olacakmış. Şimdi şeklin çevresini soruyor. Elde neler var? 40 var. Başka 30 var. Başka 4 var, başka 18 var. Şimdi toplarız bunların hepsini. Buradan geldik. 12'nin ikisi elde var. 1. Burası ne yaptı? 7, 9, 10. Bir daha 11. 112 acil servis olacakmış. Allah düşürmesin. Yokluğunu da hissettirmesin. Evet. Şimdi şöyle. Tamam. Eşit bilgiler vermiş ve x'i sormuş. Yine yok ile çözülüyor.
yansıma oranlama, kolları dikilirme. Önce küçük üçgenden yansımaları yaparsak şöyle. Bunu buraya yansıtırsam 3A, bunu buraya yansıtırsam 5A. 3-5. O zaman burası da 3A. Çünkü eşit çizgiler vermiş. Şimdi acaba şöyle bir oranlama yapsam mı, yapmasam mı? Şurası 6A. Direkt cevap geldi aslında şöyle. Eğer 5 denen uzunluğa, 5 denen uzunluğa 5 geldiyse 6 denen uzunluğa da ne gelir? 6 gelir. Cevabımız 6 olur. Hocam ben ondan anlamam. Tamam, o zaman oranlama yapalım şöyle. 5A bölü A eşittir 6A bölü X. 5A bölü 5, 5A bölü 5, 5A bölü 5, 6 bölü X. Şu 5'ler gider, A'lar giderse geriye sadece X eşittir 6 kalır. Yani cevabımız Ceyhan olacakmış. Tamam. Yansıma, oranlama, kollara dikindirme. Geldik buraya. Yine yok yazdık. Yansıma oluyor mu bakıyorum. Evet yansıyor. Bunu buraya 3A diye. Bu da buraya ne olarak yansıyor? 5A diye. Değil mi? 3-5. Eğer bir üçgende 3-5 varsa 4 de olmalı değil mi? Şurası da 4A olmalı. 4A neye eşit oldu? 8'e. 4A eşittir 8 ise A buradan 2'dir. A'nın değerini burada yerine yaz. 3 çarpı 2, 6 burası. 5 çarpı 2, 10 burası. Aslında 6, 8, 10 üçgeniymiş. Son 10 dakika diyor. Tamam. Şimdi burada 8 var, 6 var, 10 var. 6 artı 8 artı 10. 14, 24. Cevap Edirne. Geldik bu soruya. Yok dedik. Yok. Yansıma yapamam üçgen değil. Oranlama yapamam üçgen değil. Ne kaldı geriye? Katlamak kaldı. Bunu buradan bu tarafa doğru katlarsanız eğer. Burası 6 ise burası 6. Burası x ise buraya da 10 eksi x kalır. Şimdi tabii ki oraya 6 diye atladım ben. Hops. Şurası 4 olacak. Tamam. Dikten dikildiği zaman öklük kullanılır. Dikten dikildiği zaman öklük kullanılır. Yani 4'ün karesi eşittir x çarpı 10 eksi x. Şimdi burada bir yer büyük olacaktı. Büyük olan yer neresiymiş? AD büyük olacakmış. AD büyük olacakmış. AB'den. Bunda sıkıntı yok ki de. X nedir diye soruyor. Şimdi x 8 de olabilir, 2 de olabilir. Hangisi? Burası 16 eşittir. 2 olmadığına göre cevap 8 aynı. X çarpı x 10 eksi x. Şimdi x yerine eğer 8 yazarsanız 8 yazarsanız 10'dan 8 çıkınca 2 olur. 2'ye 8 16 olur. Cevap 8. Tamam. Veya ikinci dereceden denklemle uğraşır durursun. Dayı oğlu dursun. Şöyle 16 eşittir. 16 eşittir. 10x. 10x eksi x kare dersin. Hepsini bu tarafa atarsın. X kare eksi 10x artı 16 eşittir 0'dan. Çarpanlara ayırırsın. 8'e 2 diye. 2'ye 8, 16 toplayınca burayı verecek. X de eksi olacak. Burası da x, x olacak. O zaman x buradan burayı 0'a eşitlediğin zaman 8. X buradan 2. 2 kökle bu denklemi ne yapar? Sağlar. Ancak cevap da 2 olmadığından burası. Niye AD büyük olacak diyorsa diğerinden. AD büyük olacak diyorsa demek ki burası 8 olacak. Diyebiliriz AB'de. Evet. Sildim. Son 7 dakika. Evet. Şöyle geldik. Şöyle arkadaşlar. İkisi neyse üçüncüsü olur kuralı. Tamam. Yani burada açıortay olacak. Açıortay olduğu zaman yükseklikler aynı olduğundan bakınız. Buradan buraya indirdiğim yükseklik ile buradan buraya indirdiğim yükseklik ile buradan buraya indirdiğim yükseklik aynı olduğundan bu üçgenlerin alanları direkt tabanları ile orantılıdır. 4 ise burası 4A. 6 ise burası 6A. 5 ise burası 5A. Şimdi bize soruyor. Diyor ki A, B, D, C. A, B, D, C. Şurası 9A. 9A bölü. D, B, C. D, B, C. Şurası da 6A. Bunlar giderse 9 bölü 6'dan sadeleştirirsek 3 bölü 2 olur. Yani cevabımız Edirne. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şey vardı ya böyle alttan geliyordun işte.
6 büyüktür falan yapıyorduk ya, ona göre yapmayacağız He, mı? yok, yok o şey anladım Hani sen. böyle dağlar. Kenar açı bağıntısına benzettin, ona benzettin. Evet. Doğru ama şöyle o sorunun tarzı şu. Sorunun metninde siyah puntolarla şöyle yazar. En büyük değeri en küçük değeri kaç farklı tam sayı değeri alır soruları. Bu sorular tamam mı bu sorular? Yani bakın demek ki net bir şey değil yani net bir şey değil. En büyük değer demek ki başka değerler de var. En küçük değer demek ki başka değerler de var. Kaç farklı tam sayı değeri alır? Demek ki başka değerler de var. Bunların hepsi kenar açı bağıntıları. Kenar açı bağıntılarına göre çözeceğiz. Tamam. O senin dediğin şey kenar açı bağıntılarına göre. Bu sorunun metni net. Oran nedir diye soruyor. Net bir soru. Tamam. O yüzden direkt kenarlarıyla orantılıdır. Bunu buraya 4A dersin. Bunu buraya 5A dersin. Bunu buraya 6A dersin. Bunu nerede dersin? Açıortay olduğu zaman. Ama bu ağırlık merkezi olsaydı eğer şöyle, şöyle, şöyle. Bunu herkes karıştırıyor ağırlık merkeziyle. G olsaydı, şurası G olsaydı ağırlık merkezi. G olmuş olsaydı, şuraya G yazıyorum. O zaman buranın alanı A, buranın alanı A, buranın alanı da A olacak. Üçü de eşit olacaktı. Bu ikisi birbirine çok karıştırılıyor. Tamam. Burada direkt kenarların katı olarak yazıyorsun. 4'ün katı, 6'nın katı, 5'in katı. Şimdi ABD denen alan ABD, A'dan B'ye, B'den D'ye, D'den C'ye. Yani şu roketin alanını önce bir hesaplayacakmışız. 9A. Sonra alttaki üçgenin alanını oranlayacakmışız. 6A. A'lar gitti. A'lar gitti. B'ler kaldı. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. Yani 3 bölü 2'ymiş. Tamam. O da bitti. Geldik buna. Şimdi bu soru herhalde bu soru silsilesini bozan bir soru oldu. AD uzunluğu açının açıortayıdır diyor. Tamam bakalım. Şurası açıortaymış. Eyvallah. AC uzunluğuna A derseniz diyor. Tamam. AB uzunluğuna 2A derseniz bu da tamam. Şuna göre yansıtma yapacakmışım. Buna göre yansıtma. Bunu buraya eğer x diye yansıtırsam, bunu buraya x diye yansıtırsam, bunu da buraya 2x diye yansıtırım. 3x'i bana ne vermiş? 3x eşittir. 15 diye vermiş. O zaman x eşittir buradan. 3'e böldüğüm zaman 5. Yani şurası 5 olacakmış. Şimdi bunları sildim. Bunların hepsini sildim. Şurası 5 olacakmış. Burası 10 olacakmış. Çünkü 15 buranın tamamı. Ve burası da ne olacakmış? Açıortay olacakmış. Şimdi bir de şuraya tekrar A. Burası ne? 2A'ydı değil mi? Şimdi burada başka bir oran yakalamamız lazım. Yani şurayla şuranın oranını yakalamamız lazım. Şimdi onu da ancak Öklit'ten yakalarız. Şuraya P diyorum. Buraya P diyorum. Buraya da tamamla da K diyorum. Tamam. Şimdi bu taraftan Öklit gelirsem A kare eşittir. P çarpı P artı K. P çarpı P artı K. Tamam. Bu taraftan Öklit gelirsem, bu taraftan Öklit gelirsem 2A'nın karesi şunu yapıyor. 2A'nın karesi diyorlar. Hayır böyle değil. 2A'nın parantez karesi. Ne olur? 4A kare yapar. Eşittir. Kısa kol K, Öklit'in yandan Öklit'i. Kısa kol K çarpı uzun kol tamamı P artı K. P artı K. Eğer ben bunları birbirlerine oranlarsam şöyle, şöyle. Şunlar gider. Bunlar gider. 1 bölü 4 gelir. P bölü K 1 bölü 4'müş. O zaman K gördüğüm yere 4P mi yazacakmışım? İçler dışlar çarpımı yaparsam. Şuraya 4P yazacakmışım. Şuraya 4P. Kaç P oldu burası şimdi? 4P. 5P oldu değil mi? 5P'nin uzunluğu, 5P'nin tamamı 4P. Bir P de buradan 5P. Tamamı 15. O zaman böldüğüm zaman buradan P ne olacakmış? 3 olacakmış. Yani şurası 3 olacakmış. O zaman buraya ne kalır? 2 kalır.
DH 2 olacakmış. Şuna 2 diye işaretleriz. Son 1 dakika. Bakıyorum başka bir sorumuz kolay bir şeyse eğer. Evet. Bakıyorum şöyle. Tamam. Şimdi 6-8-10'du arkadaşlar. En son size masa tenisindeki kesim hareketini göstermiştim. Şurası 45 vakit geçsin diye. Bunu buraya yere seriyorsun 6A. Bunu böyle yere seriyorsun 8A olacak. Buraya 2A kaldı. Bakınız bunun 3 katı olduysa bunun 3 katı 30 olur cevap. 2A'nın 3 katıysa onun da 3 katı 30 olur. Cevabımız 30 oldu diyoruz. Masa tenisindeki topu yere seriyorduk böyle. Masa tenisindeki şu topu yere seriyorduk böyle. Yere serme hareketini de çözüyorduk. Son bir dakikamız dedim ve son sorumuz oldu. Şimdi hemen siz gitmeden bir yoklama alabilirsem çok mutlu olacağım. Çünkü 7'ye düşmüşüz. Eyvah. Neydi sizin sınıf? Arkadaşlar hemen söyleyin. Evet. 12C. 12C değil mi? Evet doğru. Hocam. Principle tamam. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Videonuzu gönderiyorum.